Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşkı bitti. Ayrılık sonrası çiftimiz ilk iş olarak sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktılar. Hatta takipten çıkmakla da kalmadılar. Bir de üstüne engel bastılar. Kızgınlar. Engel basma olayı zaten diyorum ya sana, takip edersin etmezsin bu evet. şeydir ama öbürü engel basmak, artık senin yüzünü bile görmek istemiyorum mesajı veriyor. Bir ihanet mi var acaba? İşte bakacağız. Bir kızgınlık olduğu bakacağız. Kesin. 14 Şubat Sevgililer Günü efendim, 4 gün kala ayrılık kararı aldılar. Halbuki Yiğit Kirazcı bundan kısa bir süre önce Hakan Gence'ye verdiği röportajda aşkını öve öve bitirememişti. Onun yüzünü görmek bana yetiyor demişti. Eve geldiğimizde birlikte çok eğleniyoruz, senaryolar okuyoruz. Gece uyumadan önce kitaplar okuyoruz falan, böyle çok ortak noktalarımız var. Ya işte. Birlikte paylaşımları da ne kadar güzeldi, birbirlerini öperken, birbirlerine çok. Aşkla bakarken. Yani fizik olarak da verdikleri birbirlerine enerji olarak da ne güzel uyuyorlardı. Vallahi son günlerde en yakıştırdığımız çiftler arasındaydı. Evet. Ama engeli bastıklarına göre bir sıkıntı var zaten. Aslında biraz bu değişeceğiz. Bu sıkıntıyı net olarak bilen biri vardır. İstiyorsan gel arayalım soralım. Net. Nursel Ergin. Ha, kapı komşuları. Ben diyorum, Nursel Ergin. Değil mi? Dip dibeler, yan yana konuşuyorlar. Onların sesini karşı ben duyabiliyorum onlar konuşurken demişti. Çok tatlı bir çift demişti. Hatta koronavirüs olduklarını önce ben biliyordum demişti. Evden sesler geliyor, biraz kulak kabartıyorum demişti. Nursel'e bir sorsak, Nursel iyi biliyordur neden ayrıldıklarını aslında. Bir kavga mavga olduysa duymuştur. Evet, bu arada evet, sizler de yazıyorsunuz. Yapılan anketlerde gerçekten birbirlerine en çok yakışan çift seçiliyorlardı. Biri çok güzel, biri çok yakışıklı ama bu ilişkinin yürümesi için yeterli değildi birinin güzel ya da birinin yakışıklı olması. Peki neden ayrıldılar kısmına gelirsek, şimdi iddialar şu yönde: kıskançlık krizleri, kıskançlık kavgaları, özellikle Yiğit'in Pınar Deniz'i rol arkadaşı Kaan Urbancıoğlu'ndan kıskanması. Aslında bu kıskanmanın kokusunu biz ilk nerede aldık biliyor musunuz? Pınar Deniz'in dizisinin başarı yemeği vardı. Evet. Kutlama yemeği vardı. Evet. Yiğit Kirazcı'nın da dizisinin o gün ilk bölümü yayınlanacaktı. Evet. Yiğit, koşa koşa oraya gitti. Yiğit kendi dizisini bıraktı. Koşa koşa sevgilisinin dizi yemeğine gitti. Hatırlıyorsun değil mi? Ve dolayısıyla sette bir şeye canı sıkılıyor ya da setteki bir şeyden şüpheleniyor imajını bir de nerede yarattı Gülşen? Sen de çok yoğunsun, sevgilin de çok yoğun ama koşa koşa öğle yemeği arasında, yani set molasında sevgiline yiyecekler alıp gidiyorsun. Tamam, görünüşte ne kadar romantik, ne kadar düşünceli bir erkek modeli, sevgili modeli. Ama seti bu kadar sık ziyaret ediyor olmak, set yemeğinde kendi geceni bırakıp onlara koşmak, orayla ilgili biraz ufak tefek şüphelerin olduğu evet. anlamına da geliyor olabilir. Çünkü bir örneğini geçen sene nerede görmüştük, ya da iki sene önce Hande Erçel, Murat Dalkılıç olayında evet. görmüştük. Kerem Bürsin'den şüpheleniyordu. Habire soluğu sete geliyordu. Sette almaya başladı. Kuliste vakit geçiriyordu zaten artık. Bizim bu literatürde set basan sevgili, seti çok ziyaret eden sevgili şeyi vardır ya, örneği vardır ya. Genelde de o güvensizlik olunca sonu hep bir ayrılıkla sonuçlanıyor maalesef. Onların ilişkisi de, Yiğit'le Pınar'ın ilişkisi de Aşkın Kıyameti isimli filmin setinde başlamıştı. Oradaki arkadaşlık aşka dönüşmüştü. Pınar Deniz'in setteki ilk aşkı o değil tabii. Hemen onu da altını çizelim. Bir Deli Rüzgar setinde Berk Cankaya'yla da böyle bir yakınlaşma, sonrasında da sevgili olmuşlardı. Evet. Şimdi ne oluyor? Bazı oyuncular hayatları hep sette geçiriyorlar. Onların ya, başka aynen. hayatı olmuyor. İşte arkadaşlıklarını sette kuruyorlar, ilişkileri sette kuruyorlar. Biraz da karakterlerinden etkileniyor olabilirler. Olabilir. Yani gerçek karakterlerinden değil de o an Rüzgar başrolünü oynadığı karakteri öyle bir estiriyor ki, öyle bir böyle yeri göğü inletiyorlar ki böyle gözüne bir efsane gibi gözüküyor olabilir. Bilmiyorum tabii profesyonel hayatlarını. Tabii şu var. Normalde ayrılık haberine işte oyuncuların fanları çok üzülür. Çok ilginç bir şey oldu. Bu ayrılığa fanlar üzülmediği gibi bir de sevindiler. Sevinç çığlıkları atmaya çünkü başladılar. Fanların alternatifi var. Evet, çünkü fanlar ısrarla Pınar Deniz'le Kaan Urgancıoğlu'nun ilişki yaşamasını istiyor, aşk yaşamasını istiyor. Evet.
onların beraber olmasını istiyor. Bize de sürekli DM'den mesaj atıyorlar. Bakın görün onlar birlikte olacak şekilde. Şimdi bunun üzerine bugünden itibaren senaryolar daha hızlanır. Zaten haber dün öğleden sonra düştü. Bir süreden beri de bize geliyordu. Dün de kendi aramızda konuştuk. Şimdi tüm dikkatler hem hayranları hem de bizler tarafından acaba Kaan Urgancıoğlu'yla Pınar Deniz arasında bir yakınlaşma olacak mı, bir şeyler olacak mı üzerine kurulacak. Müge, kısa bir süre önce biri yakışıklı, biri Pınar Deniz'de Kaan Urgancıoğlu Hakan Gence'ye röportaj vermişti. Sıkı takipçilerimiz iyi hatırlar ve biz orada Pınar'ın beden diline dikkat çekmiştik ve şunu da söylemiştik. Yiğit olmasa Kaan ile çok yakışıyorlar demiştik. Evet. O röportajı bir izleyelim. Evet. Senin için deli olmuyor muyum zannediyorsun? Ben kendimi tutamadım ki seni tutayım. Pınar Deniz yıllar sonra neye itiraf etti? Neden en büyük hayali Kaan Urgancıoğlu'ydu? Pınar Deniz'den partneri Kaan Urgancıoğlu ile ilgili herkesi şaşırtacak şok sözler. Kaan Urgancıoğlu, Kaan Urgancıoğlu. Sadece o yazıyormuş. Şu an seni öpmek için deliriyorum. Sarılmak, birlikte uyumak için ölüyorum, biliyor musun? Aşk 101 dizisinden bu yana hayranları Pınar Deniz'le Kaan Urgancıoğlu'nu çok yakıştırıyor. Hatta sosyal medyada en çok çiftlenen çiftlerden biri desek yeri. Kaan Urgancıoğlu'nun aşk hayatını ise bilen pek yok. Malum kendisine soramıyoruz da. Bir şey soracaksan sabah sorarsın. Bu saatte hiçbir şey soramazsın bana. Pınar Deniz'le Kaan Urgancıoğlu'nu birbirine yakıştıran hayranları pek de haksız değilmiş aslında. Zira genç bir kızken Pınar Deniz de kendisini rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'na yakıştırıyormuş. 2003 yılında yayınlanan Kampüs İstan dizisinin başrolüydü Kaan Urgancıoğlu. Pınar Deniz ise o zamanlar 10 yaşında bir çocuktu. Bir ara televizyonda çocuk programım vardı. Avrupa'da bazı fuarlarda pandavun gösterileri yaptım. Birkaç da çocuk oyunu yazmışlığım var. O zamanlar 22 yaşında yağız bir delikanlı olan Kaan Urgancıoğlu pek çok kız çocuğu gibi 10 yaşındaki Pınar Deniz'in de idolüydü. Hatta Pınar Deniz günlüğüne yazacak kadar beğeniyordu Kaan Urgancıoğlu'nu. Söylemeyeceğim ne yazdığımı ama iki tarafına da yazmışım. 2000 Kampüstan'daki, bilmem neden beklen. Kampüstan'daki abiyle inşallah. Öyle Pınar Deniz bu hayalini tam 17 sene sonra gerçekleştirdi. Önce Aşk 101'de, sonra Yargı'da bir zamanlar hayran olduğu, adını gönlüne yazdığı Kaan Urgancıoğlu'yla rol aldı. Hatta çok konuşulan bir düete bile imza attılar. Pınar Deniz'in günlüğüne yazdığı ve gerçek olan hayali şimdi en yakınındaki insan. 3 senedir günde ortalama 10 saat birlikte çalışıyorlar. Üstelik görünen o ki çok da eğleniyorlar. Şimdi evet. Müge, gelen bir mesaj var, onu da sana da söyleyeyim. Şey diyorlar, Pınar'ın dizi yemeğinde o gece aslında uzun sürüyormuş, daha bitmemiş. Yiğit erkenden ayrılmak istemiş Pınar'la. Bir sıkıntı var. Evet, şimdi aslında Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nın her ne kadar birbirine yakıştırsak da hani biz demedik ki çok uzun yıllar devam eder, nikah masasına otururlar. İkisi de kariyerlerinin başında. Ben öyle düşünüyordum ama sana söyleyeyim. Devam ederler ama öyle çok yıllar bir ömür boyu paylaşırlar enerjisi. Geçmedi. Ama çok yakışıyorlar. Belirli bir dönemi birlikte geçirirlerdi.